Merhabalar. Bugün okulumuzun felsefe öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı felsefeye yolculuk programını sunacağız. Ben Onca sınıfından Güler ve arkadaşım Melis ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Haluk Erdem de bu söyleşide bizlere felsefenin farklı alanlardaki önemini anlatacak. Hoş geldiniz Haluk Bey. Bizi kırmayıp davetinizi kabul ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden ve kendi felsefi yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür borçlarımı yerine getireyim. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle büyük koca teşekkür size, siz gençlere ve tabii ki bu olanağı sağlayan özel İzmir Amerikan Koleji yönetimine, müdürlüğüne ve bunun yanında Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı'na ve Felsefe Zümresi'ne ve felsefe öğretmeniniz Aysel Hanım'a ben çok teşekkür ederim. Bu saatte büyük emek harcayıp beni buraya davet ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Kendimi kısaca tanıtayım. Aslında biraz söz ettim. Ankara Üniversitesi öğretim üyesiyim. Lise yıllarımda başlayan felsefe merakım beni buraya kadar getirdi. Lise yıllarımda ablamın verdiği bir felsefe kitabıyla yolculuğum başladı aslında. Ankara Üniversitesi Dil ve Tercüman Fakültesi felsefe bölümü, ardından Gazi Üniversitesi ve ardından Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe ile ilgili çalışmalar yaptım. Bir süre yurt dışında bulundum. Çalışmalarımı orada sürdürdüm. Ve döndüm. Üniversitemizde Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yeni bir ana bilim dalı kurduk. Eğitimin her şeyi konuşuluyordu. Yönetimi, ölçmesi, politikası ama felsefesiz olmuyor. Biz eğitim felsefesi altında bir ana bilim dalı kurduk. Bu önemli bir boşluktu. Ve şu an hala oradayım. Akademik ve bilimsel çalışmalarımı orada sürdürüyorum. Teşekkürler. Merhabalar Haluk Bey. Ben Melis. İlk olarak size felsefenin tanımlanması ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Çağlar boyunca ve günümüzde felsefeye ilişkin hep farklı cevaplar verilmiş. Her filozof farklı tanımlar ortaya koymuş. Aramızda felsefeyle yeni tanışan arkadaşlarımız için felsefenin bu şekilde farklı tanımlanmasının nedenlerini açıklayabilir misiniz? Sizce felsefe nedir? Aslında 3000 yıllık bir yolculuk tarihinden söz ediyoruz. 3000 yıla kadar giden bir bilgi, felsefe. Bu yüzden çok özel bir alana sahip. Hiçbir bilgi türü bu kadar geçmişi yok. Bilim bile çok sonradan bilim adını almıştır. Sosyal bilimler, fen bilimleri, teknik alanlar hep bunun gelişmelerin sonunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla en eskiye giden bir bilgi türünden, felsefeden söz ediyoruz. Tabii bu tarih içerisinde birbirlerinden farklı sorular soran ve bu sorulara yanıt veren düşünürler var, bilgeler var. Aslında her ne kadar birbirlerinden farklı görünüyor gibi olsalar da aslında yapmaya çalıştıkları bir iş var, bir ortak nokta var. Ortak nokta çok önemli. İlkeler çıkartıyorlar, hayatın yasalarını çıkarıyorlar. Bu çok önemli. Yani bizler de hayatımız içerisinde aslında karşılaştığımız olaylardan sonuçlar çıkarırız. Ve bu sonuçların üzerine deriz ki işte dostluk böyleymiş, hayat şöyleymiş, işte ya hayat yaşamının içindeki zorluklar şöyleymiş deriz. Bunlar yaşantılarımızın ve birikimlerimizin sonucunda dile getirdiklerimiz. Filozoflar bunları biraz daha fazla dile getirmişler. Bunlar için kitaplar yazmışlar, tartışmışlar, sorgulamışlar. O yüzden de filozof diyoruz bunlara. Hepsinde ortak bir nokta var. Aslında hepimiz için geçerli olabilecek sorular sormuşlar hayata karşı. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Belki hepimizin farklı bir hobisi var, farklı beğenileri var, farklı soruları var hayata karşı. Ama bir alan düşünün, hepimiz için sorulan sorular var. Yani insan olmamız yeterli diyeceğimiz bir soru tarzı bu. Yani bu sorular hepimiz için soruluyor. İster Çin'de, ister Afrika'da, ister herhangi bir ülkenin bir başka yerinde olsun. Herkes için ortak sorulacak sorular var. Örneğin hayatın bir anlamı var mı? Bu insanoğlunun yaşamı boyunca soracağı önemli sorulardan biri. Bir amacın var mı? Bu soru çok önemli bir soru.
etik eylemlerle karşılaşıyoruz, sorguluyoruz. Erdem nedir diye soruyoruz. Dostluk nedir diye soruyoruz. Hep bir şey anlama isteğiyle soruyoruz. Ve nedir sorusu soruyoruz. Bu nedir? İşte hepimizi ortak, hepimiz için geçerli soru tarzı. Bu felsefeye özgü bir soru. Nedir bir soru sormak? Bu felsefede var. Dolayısıyla nedirle biten her türlü sorunun içerisinde bir bilgelik, bir felsefe var. Sorunuz üzerine peki öyleyse felsefe nedir diye sordunuz. Bunun bir çırpıda şu ya da bu şekilde bir tanımı yok. Aslında filozoflar da böyle şudur ya da budur biçiminde bir yargıda bulunmamışlar. Ama dediğim gibi hepsinin yaptıklarında ortak bir şeyi yakalıyorum. O da hayatın ilkelerini çıkartmışlar ve üzerinde düşünüp sorgulamışlar. Hepimiz için geçerli soruları ortaya koymuşlar ve bunun adı da bilgelik ve felsefe olmuş. Bir tür aslında biten, tamamlanan bir süreç değil bu. Bir yolculuk, bugün programımızın adından da üstünden de belli. Bir yolculuğa çıkmak gibi, bir merakla başlayan, merakla tetiklenen bir hayatı anlamak isteği. Çünkü bu hayatın içerisinde çok karmaşık ilişkilerimiz, iletişimlerimiz, olaylar içindeyiz. Bu olayları anlamak istiyoruz. Kendi yerimizi bulmak istiyoruz. Evrendeki yerimizi, dünyadaki yerimizi anlamak istiyoruz. Hemen hemen ortalama 75-80 yıl yaşayan ömrümüzde sorduğumuz bu sorularla kendimizi biraz daha insan hissediyoruz. Kendimizle buluşuyoruz. Kişi olarak kendimizi daha iyi tanıyoruz. Aslında bütün bunlardan sonra özetle şunu diyebilirim. Kişinin kendini tanıma isteğiyle başlayan ve herkes için geçerli sorulara sorabilen bir alan. Bu çok önemli. Bunları okumak çok keyifli. Yani hepimizin hayata yönelik sorduğu soruların yanıtları var. Onların söylediklerinde, kitaplarında. Aslında biz üniversitede de, lisede de bu hayata yönelik sorular soranların yanıtlarını paylaşıyoruz. Kimisinde ortak noktalara buluyoruz, kimisini beğenmiyoruz, kimisi bizim hayatımıza çok yakın gelip seviyoruz. Dolayısıyla felsefenin hepimizin hayatın kıyısında, köşesinden, ucundan tuttuğu, yakaladığı, bizi etkileyen soruları var. İşte bu sorular felsefeye götürüyor bizi. Ama işte filozofların bir çırpıda işte şudur veya budur biçiminde yaptığı tanımlar yok. Ama benim üzerinde de uğraştığım psikiyatr filozof Karl Jaspers isimli bir düşünürün bir tanımlaması var. Felsefe yolda olmaktır diyor. Bu yolda olmak bugünkü yaptığımız gibi bir yolculuk. Bu yolculuğun içinde yaşadıklarımız çok değerli şeyler. Hayat gibi aynı şekilde ve üzerinde düşünüyoruz. Çok keyifli. Bu kitapları okudukça hayata yönelik sorduğumuz soruları kavruyoruz. İşte felsefe biraz da bu hayata yönelik sorulan soruların nasıl yanıtlandığının cevaplarıyla dolu yapıtları yazanlara filozof diyoruz. Felsefeyi kısaca böyle betimleyebilirim. Belki soruna cevap veremedim, tanımlayamadım ama betimleyebilirim. Dediğim gibi şu ya da bu şekilde bir kesin, keskin bir tanımı yok. Ama her birinin ortak noktası hayata yönelik sorduğu sorular. Bu da hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hepimizin bir hayatı var. Teşekkür ederiz Haluk Bey. Şimdi diğer soruya geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Eğer YouTube üzerinden bizi izliyorsanız ve sorularınız varsa yandaki chat kısmına bırakabilirsiniz. Biz de program sonunda Haluk Bey'e elimizden geldiğince iletmeye çalışacağız. Sorum da şöyle, günlük hayatta sorduğumuz sorular pratik çözümlerde önem taşıyorken felsefede asıl amaç cevaptan öte sorunun kendisini canlı tutmakla da biraz ilgili aslında. Felsefe yapma ile günlük hayatta düşünme nasıl birbirinden ayrılır? Yani bu bağlamda felsefi yollarla hayatı sorgulamanın ve eleştirmenin önemi nedir? Aslında felsefe hayatın ta içinde, uzağında değil. Çünkü yaşadıklarımızı anlamak çabası felsefe, hayatımızdan ilkeler çıkartmak, sonuçlar çıkartmak çabasıysa aslında çok uzağımıza değil. Belki yaşantımız 4 nala ya da 8 nala yaşarken çok fazla düşünmüyoruz. Çok fazla bu sorular üzerine kafa yormuyoruz. Ama bir gün bizi zamanın bir yerinde yakalıyor bu sorular. Yaşadıklarımıza bir anlam vermek istiyoruz. Aslında hayattan çok kopuk değil, hayatın içinde hayattan çıkardığımız sonuçlarla ilgili felsefe. Ne yazık ki bunun farklı bir alan olduğuna dair bir ön yargı var. Aslında zor bulunuyor felsefe okumak, felsefe
sorularını sormak. Aslında her şeyin temeli merak. Merak çok önemli. Merak soruyu sorduruyor ve o soruyla siz yanıtlar aramaya başlıyorsunuz. En iyisini bulmaya çalışıyorsunuz. Hepimizin hayatında yaptığı gibi aslında. Yaptığımız işi daha iyi yapmak isteriz. Ama bunun için çaba gösteririz, anlamak isteriz ve bir merak uyanır. İşte bu merak felsefeyi başlatan etken hayatımızın içinde. Bu merakla biz sadece kitaplarla karşılaşmayız aslında. Her ne kadar kitaplar felsefenin şu özelliklerinden bahsetse de bizler yaşantılarımızda merak ettiğimiz olaylar yaşarız. Anlam veremediğimiz, birden karşılaştığımız, sonuçlarını öngöremediğimiz bir takım olgular ve olaylarla karşılaşırız. Bunları çözmek için kafa yorarız değil mi? Yani dostlarımızla paylaşırız, gideriz dertleşiriz. Aslında bir tür burada yaptığımız felsefeden farklı bir şey değil. Aslında bilgelik arayışındaki sorular bizim gündelik hayattaki sorulara çok benziyor. O yüzden tam bir yaşam biçimimizi anlamlandıran bir alan felsefe. Yani çok kopuk, işte birilerinin söylediği soyut kavramlardan ibaret değil. Yani bizim yaşantımıza anlam verme, bu anlamı bulma isteğinin bir cevabı bulunuyor orada. Ve aslında biz onları okumadan bunları kendi hayatımızda yaşıyoruz. Sadece okumuyoruz, o yaşıyoruz. Ama bir gün elimiz bu kitaplara değdiğinde, anlamaya çalıştığımızda kendi hayatlarımızla ne kadar yakınlıklar varmış diye bakıp o filozoflara yakınlık duyuyoruz. İşte felsefeyi başlatan nokta burası. Kendi hayatımızda merakını duyduğumuz soruların peşinde olmak bize felsefeye daha yakın hale getiriyor. Ben tam hayatın içinde bir bilgi alanı olarak görüyorum. Uzağında hiç olmadığı, uzaktan gelen bir başka varlık türünün bize sunduğu bilgiler değil, insan sordu bu soruları, 3000 yıldır sordu ve bunlar değişmiyor. Nasıl 3000 yıldır değişmiyorsa bundan sonra da sorulmaya devam edecek. Çünkü insan hayatları birbirlerine farklı hayatlar yaşasa da benzerlikler de taşır. Hepimiz dostluğu tartışmışızdır. Bir olay olmuştur. Hiç ummadığımız bir dostumuzdan farklı bir tepki almışızdır ve dostluğu sorgulamışızdır. Yani olay başımıza geldiğinde bu sorgulamaları yaşamışızdır. Demek ki bir olayın, bir karşılaşmanın başımıza gelmesi gerekiyor. Ve bunu bir şekilde biz hayatımızda yaşıyoruz. Ölümle karşılaşıyoruz, onu sorguluyoruz. Bakınız işte COVID-19 süreci, bir pandemi salgın sürecindeyiz. İnsanoğlunun gözle görünmeyen canlılıkla cansızlık arasında bir varlığın insanlara neler yaşattığını tanık oluyoruz. Ve bu nereye doğru gittiğini merak ediyoruz. COVID-19 sonrası dünyanın nasıl bir dünya olacağını merak ediyoruz. Ve bu merak soruları işte bizi hayatın içinde felsefeye bağlayan noktalar. Yeter ki biz bu karşılaşmalarımızı, karşılaştığımız sorunları çözme isteği duyalım. Ve biz bununla felsefeye giriş yapabiliriz. Kendi hayatımızda çözmek zorunda olduğumuz sorunların çözümlerini aramak adına önce başlayabiliriz. Sonra ne kadar insanların hayatları aslında birbirine benziyor, ne kadar insanlar aynı şeyleri yaşıyormuşçasına bilgelik dolu sözleri okudukça felsefeye doğru ilgisinin artmış olabileceğini görüyoruz. Çok teşekkürler Elif Bey. Ben şimdi bilim ve felsefe ilişkisi hakkında bir soru sormak istiyorum. Bilimin gelişmesi felsefenin sorgulama alanını nasıl etkiler? Yani felsefe ve bilim arasındaki ilişki nasıldır? Bakın bilim dediğimiz şey aslında çok yeni yüzyıllarda ortaya çıkmış bir alan. Bir toprak düşünün, tohum ekiyorsunuz ve o topraktan fizik çıkıyor, astronomi çıkıyor, kimya çıkıyor, sosyal bilimler çıkıyor, sosyoloji çıkıyor, psikoloji çıkıyor. Aslında felsefe toprağından çıkıyor bunlar. Bir alanı sosyoloji kapatıyor, bir alanı psikoloji kapatıyor, bir alanı fizik kapatıyor. Aslında en genel anlamda kökleri bir bilgiye, felsefi bilgiye dayanıyor. Son 200 yıldır bu kopma çok net oldu. Felsefe ile bilim arasındaki kopma çok net olarak 200 yıllık bir zamanı gider. Ama ondan öncesi çok iç içe. Dolayısıyla felsefenin merakı tetikleyen yanı bilim yapma isteğimizi doğuruyor. Örneğin içinde yaşadığımız evrenin genişliğini, sonsuzluğunu sorguluyoruz. Ve bunu felsefenin sorduğu sorularla arıyoruz. Bakınız bu konuda hemen aklıma hepimizin tanıyabileceği bir isim geliyor. Stephen Hawking.
Onun Zamanın Kısa Tarihi adlı yapıtında aslında kendisi bir fizikçi, astrofizikçi olmasına rağmen kitabında hiçbir formül, hiçbir mekanik evren açıklaması yok. Tamamen filozofların ortaya koyduğu, ileri sürdüğü nasıl bir evrende yaşıyoruz sorusunun cevabını arıyor. Bu çok önemli. Yani bilimin tıkandığı noktalarda felsefenin soruları onu aşıyor, açmasına neden oluyor. Bilimin gelişimine noktada çok etkili. Çünkü merak, sorgulama, soru sorma ve ya öyle değilse şeklinde soru tarzıyla bilimi ilerletiyor. Ya öyle değilse. Bugün bilimi ilerleten en önemli ölçüt budur. Bakın bütün bilim adamlarının yaşam öykülerini inceleyin. Ya öyle değilse sorusunu sordukları için bulmuşlardır. Yerçekimini bulan Newton ya öyle değilse deyip açıklayıp bu yerçekimi yasasını bulmuştur. Biyolojiden çok örnek verebilirim. Ya öyle değilse, yani bildiğimizi sandığımız şeyler ya bizi yanıltıyorsa diye bilim gelişmiştir. Ve ya öyle değilse sorusunu soran en eski bilgi türü felsefe. Hep zaten başında felsefe ya öyle değilse sorusuyla ortaya çıkmıştı. Bu yüzden adına felsefe demişlerdi. Olduğu gibi olanı kabul etseydik bunun adına felsefe demezdik. Bunun adına başka bir şey derdik ama ya öyle değilse sorusu bizim sadece bilimi değil, her alanı geliştiren tarafı var. Çünkü bildiğimizi sandığımız bir yerde durduğumuzu düşünürüz ve ilerlemenin olmayacağını düşünürüz. Oysa ki her bir duruş bizi ilerletebilir, bizi durduran yürütebilir. Yani o yüzden felsefenin merakı tetikleyen ve yeniden bak didirten çalışmalara bilim adamlarının yönüyle bilim gelişmiştir. Bakınız Einstein kendisi bir fizikçi ama bir filozof mu bir fizikçi mi çok karışır eserlerinde. Bunu görüyoruz. Buna ihtiyacı vardı çünkü açıklayamadığı evrende bir takım olgular görmüştü. Bunu tarihine baktığında açıklayamıyordu. Cevabı bulamıyordu. Bunu ancak felsefenin verebileceği yerler olabilir mi diye baktı ve relativitesini öyle geliştirdi. Dolayısıyla uğrak noktalarda felsefe bir mola gibidir bilime. Onları yeniden güçlendirir, onlara yeniden cesaret verir ve yeniden canlandırır ve yollarına devam eder. Bu yönü iyi ki var çünkü bilim ilerliyorsa bu yönüyle ilerliyordur. Bilimde de bir durağanlık yoktur, bilimde de bir ilerleme var, bilimde de bir mutlaklık yok, bilimde de bir gelişme ve bir değişme var. O yüzden gelişiyoruz, o yüzden teknik çok önemli boyutlara geldi. O yüzden teknik bugün hakikaten dünyamızı etkisi altına aldı. Hemen bu konuda bir örnek belleğime geldi. Hepimizin bildiği Apple'ın kurucusu Steve Jobs çok küçük bir kitap yazdı. Sokrates'le Bir Akşam Yemeği kitabın adı. Ve orada dedi ki Sokrates'le bir yemek yemek için bütün servetimi vermeye hazırım. Çünkü Sokrates'ten alacağı fikir zenginliğini çok önemsiyor. Yani bir fikir zenginliği sizin gelişiminizi sağlayabilir, bir buluş getirebilir, yeni bir tekniğe başka bir yerden bakmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla fikir zenginliği çok önemlidir. Her şeyi geliştiren fikir zenginliğidir ve bunlar ne kadar zenginse bir insanda ondaki gelişim o kadar fazladır. O kadar fazla merakı tetikler ve buluş yapma, teknik geliştirme. O yüzden bizim biraz da ülke anlamında söylüyorum, bilim ve teknikteki gelişme, ilerlemenin biraz felsefeyle ilişkiden geçtiğini daha çok kavramamız gerekiyor. Hiç birbirinden kopuk değil. Çünkü teknik bir sonuç ama o sadece bir sonuç. Oraya gelene kadar yılların birikimi var. Şöyle söyleyeyim, hiçbir inovasyon yok ki bir tarihi olmasın. Bakınız bugün iletişim deyince yapay zekaya kadar geldik. Oysa onun bir tarihi var. Önce neydi? Hatırlayın, dumanla iletişim kuruyorduk. Sonra tam sesleriyle, sonra telgraf telleriyle, sonra birden internet çıktı. Önce tabii sanayi devrimi yaşandı biliyorsunuz. Trenler dünyayı dolaşırken iletişim teknolojisi hızlandı ve şimdi yapay zeka. Ve bundan sonra nereye gideceğimizi bilmek için ancak bu geldiğimiz tarihi bilmekle olabilir. Bir şey yapmak istiyorsan. Yani geleceğe yönelik bütün çaba ve buluşların arkasında bir tarih yatar. O tarihi bilmeden hiçbir yeni gelişme, yeni bir ürün ortaya çıkmıyor. Bilimde de böyledir. Yani tarihini bilmeden, geçmişte geldiği yeri bilmeden geleceğe bir söz konusu buluş ortaya koyamıyorsunuz. Bu
en çok bilimde ve teknolojide bugün yaşanıyor. Bunun da kaynağı ona bu dinamizmi veren felsefe. Teşekkür ederiz Ali Bey. Şimdiki sorum birazcık daha sizin eğitim felsefesi alanındaki çalışmalarınıza istinaden olacak. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu dönemde ve gelecekte felsefenin ve eğitim felsefesinin önemi nedir? Bu eğitim biz öğrencilerin ufkuna neler katabilir? Tabii çok önemli bir soru. Felsefesiz eğitim olmaz. Felsefesiz bilim de olmadı çünkü. Bilimin bu hale gelmesinin tarihindeki gerçeklik felsefeden geliyorsa bu eğitim için de böyledir. Eğitim sorunlarımızı çözmek için de felsefeden yer alıyoruz. Bu anlamda eğitim felsefesi denen bir alan var. Bu alanın gelişmesi gerekiyor çünkü eğitim paradigmalarımız, eğitimde uyguladığımız yöntemler, eğitimin bizi geliştirici yanı, bizi daha geliştiren, insan kılan yanı, yeteneklerimizi arttıran yanı ancak bu felsefi bakışla da zenginleşebiliyor. Yani eğitimin amacı nedir sorusu bile aslında bir felsefe sorusu. Yani nedir de bütün sorular gibi eğitim de nedir diye sorsak bunu da ancak felsefeyle cevap verebiliriz. Yani bugün eğitim nedir'i sormak zorundaysak bunun asıl kaynağı felsefe. Ve eğitimin ne olduğunu bilmedikçe eğitimle de ilgili hiçbir problemi çözemiyoruz zaten ve sorunlar artacaktır. Yani biz önce eğitimden ne anladığımızı, amaçlarımızı, geleceğin eğitiminin ne gibi ilkeler üzerinden kurulması gerektiği konuları açıklığa kavuşmadıkça sorunlar sürüyor. İşte felsefenin burada katkısı çok önemli. Eğitimdeki yaşadığımız tıkanmaların önünü açabiliyor. Çünkü insan yeteneklerini ve olanaklarına duyduğu sonsuz güven var felsefenin. Bunu psikoloji de destekliyor. İnsan bir açık varlık diyor çünkü. Açık varlık demek şu demektir. Durup durmaz, kendi yerinde kalmaz, kapalı bir varlık değil. Bu ancak eğitimle sağlanabilir diyor. Ama nasıl bir eğitimle sağlanacağı, bunun yollarının ne olabileceği, uygulamaları nasıl yapacağımız hep felsefeden beslenmek durumunda. Bakınız fikir zenginliği getirir demiştim. Eğitime de fikir zenginliği sağlıyor felsefe. Bu yüzden sorunlarımızı çözmede, eğitimin amacının ne olduğunu, gerçek amacının ne olduğunu düşünmede ve gerçekten insanımızla buluşturmada felsefeye çok daha ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle sorunuzu çok önemsedim. Yani eğitim bugün insandan kopuk olmamalı. Bunun için öncelikle insanın yapısını çok iyi bilmek gerekiyor. İnsan nasıl bir varlık ki bu varlığa uygun bir eğitim verelim. Tartışmaları bile filozofların tartışmalarında var. İnsan doğası nasıl bir doğadır? Yani açık varlık mı, kapalı mı? Değişir mi eğitimle insanı değiştirebilir miyiz? Yani siz insanı değiştiremeyiz dediğinizde bütün bu tartışmalar bitiyor. Ama insan değişebilen bir varlıktır. Ve eğitimle değişir dediğinizde nasıl sorusunu sormaya başlarsınız? Neyle, hangi amaçla, hangi yöntemlerle? İşte bu felsefenin eğitimi geliştirdiği yönü. O yüzden çok önemsiyorum. Bugün eğitimin en çok buluşması gereken alanı felsefe. Ama bunu da filozofların fikir zenginliğini değer vermekle bir tarafa, sadece onların fikirlerini aktarmakla da değil, bugün eğitimde yaşanan sorunları bu filozofların gözüyle nasıl çözeriz de kafalamamız gerekiyor. Yani bugün kendimizi daha çok ifade etmek istiyoruz, daha aktif olmak istiyoruz, daha özgür varlıklar olmak istiyoruz, daha yaşadığı insanoğluna, insanlığa katkı sunan insanlar olmak istiyoruz. Bunların her biri eğitimden geçiyor. Ama eğitimin nasılı çok önemli. Onun da en önemli sorusu eğitim ne sorusudur? Bu soru bir felsefe sorusu. O yüzden kopuk değil. Bunu söylemek isterim. Çok teşekkürler Eyüp Bey. Benim şimdi sormak istediğim soruyu aslında kısmen cevapladınız fakat belki açmak istersiniz. Aslında hepimiz farkında olmadan hayatın her noktasında felsefeyle beraberiz. Buna rağmen felsefe kavramı düşünüldüğünde çağrışımlarımız bizi hep günlük hayattan uzağa, hatta daha çok antik dönemlere götürüyor. Felsefenin hayatla çok iç içe olmasına, felsefesiz bir hayat düşünülememesine rağmen felsefeye günlük hayatta mesafeli duruşun sebebi nedir? Yani aslında ben bu ön yargıların yavaş yavaş azaldığını düşünüyorum. Ben biraz umutlu mu bakıyorum Melis bilmiyorum. Yani daha mı olumlu, pozitif bakıyorum. Yani ben biraz eskisi gibi ön yargılı olmadığımı düşünüyorum.
felsefe yayınlarının artışı, felsefe kitaplarının çoğalması, bir ilginin olduğunu düşünüyorum. Bakınız çocuklar için felsefe çalışmaları çok ciddi seviyelerde arttı. Yani özellikle 4 yaşından itibaren çocukların birbirleriyle tartışabilme, birbirine dinleyebilme, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini kazandıran bir çalışma alanı çocuklarla felsefe ve tüm dünyada ciddi anlamda yankı yaptı ve bu akademik başarılarını da etkilediği ortaya çıktı. Yaptırdığımız tezlerde bunu görüyoruz. Yani biz bunları yapmakla ne sağlar sorusunu en azından cevaplayabilirim. Matematik çözme, yeni fikir üretme becerisinden tutunuz. Demokratik bilince sahip olmaya kadar erken yaşta bunları kazandırabilen bir alan. Dolayısıyla ben yalnızca bu ön yargının bilmemeden kaynaklı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Yani içine girdikçe ve kapağı kaldırdıkça yazılmışların yavaş yavaş bizi çeken bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bunları biraz daha renklendirmeliyiz yalnız. Biraz daha yöntemimizi zenginleştirmeliyiz. Biraz daha tartışma, biraz daha sorgulamaya dayalı, kendimizi serbestçe sorularla ifade edebilmeye dayalı yöntemler geliştirmeliyiz. Yoksa bütün bunlarla ben bu 3000 yıllık insanoğlunun en önemli birikimini bir çırpıda elimizin tersiyle edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu çok büyük haksızlık olur bize karşı. Düşünsenize, insanız ve biz insan olmaklığımızı diğer canlılardan ayıran varlık yönümüzün bu yönü olduğunu düşünüyoruz. Sorgulayan ve düşünen bir varlık olduğumuzu söyleyerek övünüyoruz hatta. Hatta ne diyoruz dünyaya bakıp? Bunun tek sahibi benim ve mahvediyoruz dünyayı, değil mi? Başka öteki canlıların yaşama haklarına dahi saygı göstermeden yaşıyoruz. Ama bunun da gereğini yapmalıyız. Ve bunun da gereği, eğer böyle bir varlıksak, 3000 yıllık bize verilmiş bu birikimi anlamak, biraz ucundan tutmak, biraz içinde olmak gerekiyor. Eğitim sistemimizin bunu biraz daha anlaması, biraz daha fazla ciddiye alması gerekiyor. Ve gençler çok önemli işler yapacaklar, ben düşünüyorum. Çünkü ya öyle değilse sorusunu soran felsefeden beslenebilir ancak. Olduğu olanı olduğu gibi kabul etmemesinin nedeni felsefeden beslenirse gelişecek ancak. Ve bu da bizi yeni yaratımlara, yeni fikirlere, bu ülke olarak dünyaya katkılarımızın artışına gidebilir, götürebilir. Yani bu çok önemli bir konu. Yani ülkeler uygarlık katkılarıyla yarışıyorlar, kültür katkılarıyla yarışıyorlar. Biz de bu katkıyı sunabiliriz. Aslında çok karamsar değilim. Biraz daha yöntem ve canlılık katmak, renklendirmek koşuluyla felsefeye olan bu ön yargıyı ve bir kenara atmayı, hatta bizde değil mi, ön yargının en önemli örneklerinden biri felsefe yapmayla gösteririz. Felsefe yapma deriz. Yani çok konuşmayı biz kötümser bularak yargılarız. Oysa ki merak, düşünme, sorgulama, bir amacımızın olduğunu bilme ve eğitimimizin daha iyi olması yönünde çaba gösterme, hepsinin arkasında felsefi var, felsefi bakış var. Ben hani bu konuda daha iyi yollar aldığımızı düşünüyorum. Ülkemizde de aslında bu konuda güzel çalışmalar var. İzin verirseniz çok küçük bir çalışmadan söz edeyim. Biz bir süredir Anadolu'da felsefe yolculuk başlıklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yani biz de diyoruz ki Anadolu bütün kültürlerin ve uygarlıkların beşiğini yapmış bir ülke ve felsefeyi de en erken tarihle buluşturmuş bir ülke. Dolayısıyla felsefeye olan bu yanlış ön yargı bize yakışmıyor. Çünkü bugün Anadolu'lu filozoflar, Ege kıyısında yaşamış filozoflar, bugün sizin İzmir bölgenizde yaşadılar ve bugün hemen gitmeye kalksanız bir saat sonra onların yaşadığı bölgelere gidersiniz. Yani felsefeyi kurucu özneler ve felsefe tarihini başlatan özneler bu topraklarda var. Bu yüzden hani bizim biraz daha felsefenin başlangıcında söz sahibi olma avantajını yakalamış bir ülke olarak biraz daha ilgilenmeliyiz diye düşünüyorum. Bunları biz yayınladık. Arkeologlarla beraber gittik oralara. Çok güzel antik kentleri gezdik. Hepsi bir bütün bunların. Yani gezmek çok önemli. Buralara mutlaka yolculuklar yapmanız gerekiyor. O kültürü, o dönemi anlamak için oralarda olmak gerekiyor. Dönemin filozoflarının bugün ne kadar önemli şeyler söylediklerini anlıyoruz. Günümüze kadar gelmiş sözleri var. Evrensel geçerli sözleri var ki 2500 yıllık
sözler bunlar. Yani düşünün 2500 yıldır eskimeyen sözlere sahipsiniz. Bu çok büyük bir hazine. Yani başka ne isteyebilir? Yani her şey değişse bile değişmeden kalan bir takım hakikatler peşinde hazineniz oluşuyor, birikiyor ve bunlara insanlık hazinesi diyoruz. O yüzden biz insanlık hazinesi noktasında bu katkıyı yapmış bir ülkeyiz. Buraları gezmek, görmek, o yollara çıkmak çok değerlidir diye düşünüyorum. Çok sağ olun Haluk Bey. Şimdi YouTube üzerinden sorularımız ve yorumlarımız var. Bunları iletmesi için ben sözü Janset ve Evren'e bırakayım. Herkese tekrardan merhaba. 9A sınıfından Evren arkadaşım ve lise 3A sınıfından bendeniz Janset. Bizlere sohbet kısmından yolladığınız sorular arasından birkaç tanesini Haluk Bey'e yöneltmek üzere seçtik. Şimdiden soruların zaman kısıtlaması yüzünden soramadığımız olursa eğer özür dileyerek ilk sorumuza geçmeden önce Ebru Hanım'ın sohbet kısmında belirttiği değerlendirmesini sizlerle paylaşmak isterim. Bilimden aşı bekleyen insan sürece anlam ve değerlerle dayanma gücü buluyor demiş kendisi. Çok teşekkür ediyorum ve ilk sorumuza geçiyorum. İlk sorumuz Çağlar Dereli adlı kullanıcıdan gelmiş. Kendisi nihilizm hakkında bilgi almak istiyor. Nihilizm dediniz değil mi? Yanlış duymadım. Evet, nihilizm. Bu konuda Platon'un diyaloglarında belki birkaç filozof örneğinde okuyabilirim. Gorgias isimli bir filozofun özellikle fikirleri var. Kabul etmiyor varlığı. Ama nihilist olmak çok kolay değil. Çünkü herkes bir şekilde bir şeye inanmış, bir bilgiyi temellendirmiş. Yani siz bir bilgiyi eleştirmek için yerine bir şey koyuyorsunuz. Mutlaka bir şey koyduğunuzda bu artık nihilizmden çıkmaktır. Dolayısıyla her zaman değerler olmuş. Belki değerler eleştirilmiş, Nietzsche gibi değerlerin yeniden oluşmasını talep etmiş ama nihilizm başka bir şey. Yani tamamen değersizlik, hiçbir şey anlam yükleyememek, bir bilgiyi reddediş, bir varlık kabul etmemişlikle ilgili bir durum. Dolayısıyla belki o dönemde ismini verdiğim Gorgias'ı Platon'un diyaloglarından bulup çıkarabilir. Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuz ise Semer Gülis'in izleyicisinden gelecek. Bildiğiniz gibi günümüzde bir pandeminin yüz ve evlere kapandı. Mart ayından beri evlerimizden çıkmadık. Ki bu pandemi süreci gelecekte modern filozoflar tarafından nasıl yorumlanacak acaba? Felsefenin geleceği sizce nasıl etkilenecek? Şu an bile yorumlamaya başladılar. Çünkü gözde görmediğimiz bir virüs bugün dünyayı ne hale getirdiğini biliyoruz. Etik açıdan, siyasal anlamda açılımlar bakımından ve getirilen teknolojilerin yenilikleri bakımından aslında sorgulayan filozoflar var. Ve şu deniyor ortak noktası, yaşadığımız dünyanın daha başka bir dünya olabileceğine dair bazı yargılar var, değiştiğine dair. İşte teknolojinin hızlanabileceği yolunda çok ciddi söylemler var. Ve bu teknolojinin her şeyi belirgin hale getirebileceğine olan bir inanç var. Tabii toplumların yapısında bazı değişimlerin olduğu da iddia ediliyor. Kimisi daha özgürlükçü bir dünya geliyor ama kimisi daha bu pandemi sürecinde taşıdığımız çiplerin bizi izlediğine dair daha baskıcı ve daha izleyici bir, gözleyici bir dünyanın olduğunu iddia edenler de var. Yani süreç devam ediyor ama bu süreçte benim kendi fikrim değişen bir dünya var ve bu değişen dünyaya hazırlıklı olmak gerektiğine dair bir kanım var. Ve bunu da gerçekten okuyarak, anlayarak ve nasıl bir dünyada yaşadığımızı bilerek olmalı ve geleceğin dünyasını da hazırlıklı olmalıyız. Çünkü ben şunu söyleyeyim, siz şu anki dünya, siz üniversiteyi bitirdiğinizde aynı dünya olmayacak. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden dünyayı anlamak ve biraz da varsa yapmak istediğiniz katkı, bu yaşadığımız süreci anlayan, anlatan çalışmalara biraz kulak abartmakla olabilir. Filozoflar oldu bu yönde yargılar veren ama toplumsal yapıda, teknolojide ve eğitimde özellikle etkisini gördüğümüz bazı dönüşümlerin getirileceğine, geleceğine dair yargılar var. Ama tabii süreç devam ediyor. Hiçbir şey kesin değil. Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuz ise Süleyman Emre Şener'in izleyicimizden gelecek. Bilim
felsefe sayesinde ilerlemesine 20. yüzyıldaki bilim insanların, özellikle de Bertrand Russell ve Ludwig Wittgenstein gibi matematikçilerin aynı zamanda filozof olmaları örnek gösterilebilir mi? Kesinlikle gösterilebilir. Buna Leibniz ve Kant'ın geçmişe yönelik bir örnek verdim. Bunlara çağdaş bilim dünyasının da örneklerini siz kattınız. Kesinlikle fizikte de bu böyle. Örneğin Schrödinger'i sayabilirim. Einstein'ı ben isimlendirmiştim. Kesinlikle bilim adamlarının filozofluğu, yani derin okumaları ve anlamalarıyla çalışmalarına yaptıkları katkının çok önemli örnekleri var. Çok önemli örnekleri var. Klasik fizikçi gibi bakmadıklarını biliyoruz. Olanı olmadıkları şekilde görmüşler ve ya öyle değilse sorusunu daha çok sormuşlar. Bu çok temel bir hareket noktası. Ya öyle değilse sorduğunuz anda artık klasik bir fizikçi, kimyacı olmuyorsunuz. Dolayısıyla bilim adamlarının buna sadece pozitif bilimler için değil, sosyal bilimler için de örneklerim var. Yani iyi bir tarihçi ama bir de bu fikir zenginliğini biliyorsa bu tarihçi çok daha derin bir tarihçi oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Çok daha kavrayışı geniş oluyor. Çok daha açıklayıcı teorileri, paradigmaları, herkesi daha yüzyıllarca kuşatan açıklamalara dönüşüyor. Yani klasik bir bilim adamı teknisyenliğe dönüşebilir ama fikir zenginliğiyle de çok daha farklı yaratıcılıklara ulaşabilir. O yüzden biraz önce o Steve Jobs örneğini de verdim. Yani fikir zenginliği peşindelerdi hepsi. Hepsinin ortak noktası buydu. Hepsi fikir zenginliği arıyordu ve o fikir zenginliğini felsefeden buldular. Teşekkürler. Üçüncü olarak da Cembo'nun ismini izleyicimizden. Dünya genelindeki dini sistemler felsefeden nasıl yararlanmıştır? Ha, tabii bunun da önemli kesişme noktaları var. Soru kolay bir soru değil ama onu Mehmet Evren hemen ifade edeyim. Bu konuda belki bir belgesel önerebilirim. Netflix'te Modern Antik Dünyanın Dahisi diye bir belgesel vardır. Bunu mutlaka izlemenizi öneriyorum. İki farklı belgesel var. Bir Antik Dünyanın Dahisi, Modern Dünyanın Dahisi. Antik Dünyanın Dahisi'nde bu da işlenir. Orada biraz bu sorunun cevabını bulabiliriz. Dinlere doğrudan nasıl etkiledi? Hemen örnekler var. Gerek Batı'da, gerek Doğu'da, gerek semavi olmayan dinlerde bilgeliklerden beslendiler biliyoruz. Yani örneğin İslam dininde bir İbn-i Rüşd, bir İbn-i Arabi, bir Mevlana yorumu çok değer katmıştır. Batı'da da bunun örnekleri çok. Bu da işte kendisi bir filozof olarak değerlendiriliyor. Arkasından tamam bir dinmiş gibi algılanan bir sistem bırakmış ama baktığımızda bir arayış, bir sorgulama. Aslında bütün dinlerin temsilcilerinde bu var. Hepsinde ya öyle değilse deyip toplumu sorgulamışlar, inançları sorgulamışlar. Bunu yapmayan gerçekten bir şey ortaya koyamamış. Hepsinin ortak noktası, kimi sayarsak sayalım dinler tarihinde, hepsinin ortak noktası içlerinde yaşadıkları toplumuna yönelik eleştirileri, sorgulamaları ve inanç sistemlerini yeniden değerlendirmeleri olmuş. Doğrudan etkileri var. Çok teşekkürler. Ve Sonsuz Ahmet Derin Kılıyar ismimiz ilgimizden gelecek. Biz bugün antik Yunan'ın aksine evrenin tek başına sudan ya da ateşten ya da benzerinden yaratılmadığını biliyoruz. Bu bilgiyi sunan bilim destek aldığı felsefenin cevap çeşitliliğini daraltır mı? Şimdi bu soruları sorup bunlara yanıt arayanlar filozoflardır. Biraz önce sözünü ettikleriniz Anadolu'da yaşadılar. Size çok uzak değiller. Aydın'a gitseniz Milet'te Thales'le karşılaşırsınız. Su dedi. Efes'e gittiğinizde Heraklitos'la karşılaşırsınız. Ateş dedi. Ama burada verdikleri cevaplardan çok soruları sormalarını çok değerli buluyoruz. Çünkü bakınız, o dönemde her şeyin değiştiği bir evrende yaşıyoruz. Ve bugün de böyle. Yani işte kışa doğru geldik. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. Tekrar her şey ne kadar değişiyor? Biz aynı biz değiliz. Dünkü biz değiliz değil mi? Yani ve değişmeden kalanın peşinde olmuşlar. Değişmeden kalan. Bakınız, su cevabını böyle okumak lazım. Ateş cevabını böyle okumak lazım. Değişmeden kalan gerçeğin peşinde olduğu için, bu soruyu sorduğu için değerli. Tabii bilim yönü var. Bilim yönü bakımından filozofların ortaya koydukları eleştirilebilir. Yani o dönemin koşulları, hiçbir teknik araç yok. Yani
bir gözlem aracı yok. Galileo'ya kadar herhangi bir teleskop yok. Yani nasıl izleyeceklerdi, gelişecekti? Ama yine de buna rağmen bilet okulunun önemli bir filozofu var. Dünyanın evrende boşlukta durduğunu söylemiş olması. Tabii çok naif bunlar. Yani geliştirilmeyi bekleyen görüşler ama bunları bilim geliştirdi. Bakınız fizik ve kimya bu görüşlerden çok etkilendiler zamanında. Yani bugün atom varsa ve parçalanıyorsa Demokritos atomist filozofların temsilcisinin görüşlerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani her şeyin temelinin atome dediği bölünemez parçacıklardır dediği noktada bu bir filozoftu. Tabii her şeyi açıklayamazlardı. Bilim onları aldı, geliştirdi ve bugüne kadar getirdi. Evrimleşti, değişti. Bu çok normal bir süreç. Ama soruyu sormaları, bunu merak etmeleri, yaşadıkları evrende geldik bir ot gibi gittik demeden soru sormaları çok değer taşıyor. Yani bizi bu ilgilendiriyor. Yani inanın bu çok önemli bir insansal çaba. Yani bugün biz insansak olduğumuz gibi gelip olduğumuz gibi gitmediğimiz için insanız. Yoksa nefes alıp yemek yiyip gezip bu yüzden insan değiliz. Nasılsak öyle ölmediğimiz için insanız. Yani değişen bir varlığız. Dolayısıyla değişim çok normal. Ama filozofların ilk dönemlerden biri ortaya koyduğu bu yanıtları bilim o dönemde aldı, geliştirdi ve bugüne bambaşka biçime evrildi. Yani belki de bugün bütün bu evrimsel süreçleri tartışırız daha somut olarak. Yani nerede başlayıp, nerede gelişti, nerede değişti, bugün sonuçları ne oldu deyip ona da bakabiliriz. Ama hemen yanıtlayayım sorunuzu. Felsefecilerin sorduğu sorular bilimin hep kitaplığında durdu. Onların teorilerin arasındaydı ve bunlar geliştirilerek günümüze aktarıldı. Programımıza sorularıyla katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü tekrardan Melisa arkadaşıma bırakıyorum. Ben de konuğumuz Haluk Bey'e bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Ve hepimiz için çok teşekkür ediyorum. Kapanışı yapmak için sözü okul müdürüm sevgili Didem Hanım'a bırakmak istiyorum. Merhaba sevgili gençler. Sesim geliyor mu acaba? Süper. Biz de Haluk Bey, ben de önce size sonra bu programı organize eden felsefe kulübü öğretmenimiz Aysel Hanım'a ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sorularıyla bizi de çok etkiledi öğrencilerimiz. Çok güzel düşünmüşler ve çok da güzel yönettiler söyleşiyi. Haluk Bey, size sonsuz teşekkürler. Alo. Tamam, şarjım bitiyor gibi. Evet, çok güzel bağladınız. Ben de bir tarih öğretmeniyim. O yüzden söylediğiniz çok şeyde böyle ben de kendimi göstermek istedim. Hocam, ben de derslerimde çok... Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl hakikaten umudumuzu arttıran gençler ama bir o kadar umudumuzu arttıran gençlerin soru sormaları. Evet. Yani bizim umudumuzu arttıran gençlerin soru sormaları aslında. Gençler aynen. Tabii ki genç kalmak çok güzel bir şey. Daha uzun ömürler yaşasınlar. Ama bir de bu gençlerin soru sormaları var ya hocam, hiçbir şey değişmez. Müthiş. Çok önemli. Katılıyorum. Öğrencilerimizin, öğretmenlerinin, onlara bu ortamı sağlayan öğretmenlerimizin kıymeti çok fazla. Okulumuzda bunu çok önemsiyoruz. Siz de bu aileye dahil oldunuz. Bu akşam bizleri aydınlattınız. Söylediğiniz pek çok şeyden ben de çok kendim adıma çıkarımda bulundum. Ben de bir tarih öğretmeniyim ve felsefeye yönelik çok her zaman yönelimim de olmuştur. Felsefenin ne kadar bağlayıcı, bütün bilimi, dini, sanatı, tarihi nasıl birbirine bağlayan bir harç olduğunu bugün sizin konuşmanızda da bir kere daha görmüş olduk. Yani sizin alanınız benim söz söylemem haddime değil ama tarihi değiştiren hep fikirler olmuş. Tabii. Tarih hep fikirlerin zenginliği ve tarihi değiştirmesiyle tarih olmuş. Kesinlikle. Bu küçük söyleşimizle işbirliğimizi kurmuş olalım. Daha inşallah bundan sonra da çeşitli etkinliklerde sizi aramızda görmek isteriz. Tüm öğrencilerime, dinleyicilere, Aysel Hanım'a ve tabii ki size teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki etkinliklerde buluşmayı diliyoruz. İyi akşamlar Sayın Hocam. Sağ akşamlar, olun. Sevgili gençler, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Harikaydınız. Şu an canlı yayından çıktık mı?